Bu ayın faziletinden hemçinin bu ayın içerisinde Aşura gününün olması. Hansı ki bu günde Allahu Teala müminler için büyük bir zefer vermiştir. Ve Allahu Teala hakkı izhar etmiş, üze çıkartmış ve batili yok etmiştir. Böyle ki Musa aleyhisselam'ı ve onun kavmini hilas etmiş ve Firavun'u ve onun kavmini batırmıştır. Ve bu da azametli bir fazilettir. Sahih Bukhari Müslim'de gelen İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisinde buyurulur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve gördü ki Yahudiler Aşura günü oruç tuturlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki "Ma hadzal yawmul ladzi tasumunahu?" Sizin bu tuttuğunuz yani oruç tuttuğunuz gün ne günüdür? Fakalu hadza yawmun azim encallahu fihi Musa ve kavmahu. Onlar dediler ki bu azametli bir gündür. Bu günde Allahu Teala Musa ve onun kavmini hilas etmiştir ve Firavun ve onun kavmini batırmıştır. Ve Musa aleyhisselam buna göre şükür olarak oruç tutmuştur ve biz de buna göre oruç tuturuz. Ve bu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Fenahnu hakku ve aula bi Musa minkum." Biz Musa için sizden daha haklıyız ve sizden daha önceyiz. Ve buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hemin günü oruç tuttu ve insanlara da hemin günü oruç tutmağı emretti. İbn Abbas radıyallahu anh'a der ki: "Ma ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yataharra siyama yawmin fadlahu ala ghayrihi illa hadha'l yawm yawm Ashura ve hadha'ş şehr yani şehr Ramazan." Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günler içerisinde en faziletli olarak saydığı bu günden başka bir günü yani Aşura gününden başka bir günü görmedim ve aylar içerisinde de Ramazan ayından başka bir günü başka bir ayı görmedim. Aşura gününün tarihi Buhari ve Müslim'de gelen hadiste müminlerin anası Ayşe radıyallahu anha buyurur ki Aşura günü Kureyş'in cahillikte oruç tuttukları bir günüydü. Hatta cahillik döneminde peygamberlik verilmemişten evvel Kureyş kabilesinin oruç tuttukları bir günüydü. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hemin günlerde yani peygamberlik verilmemişten evvel hemin günü oruç tuturdu. O zaman ki Medine'ye geldi ve hemin günü oruç tutmağı emretti. Yani Medine'ye gelenden sonra ve onların halini gördükten sonra ve Musa'ya bizim daha haklı olduğumuzu bildirerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemin günü oruç tutmağı emredir ve hemin günü oruç tutmak ferz olunur. Ve o vakti Ramazan ayı ferz olunur ve ondan sonra Aşura orucu nafile olur. Yani müstehab oruç olarak kalır. Ve kim istese oruç tutur ve kim istese orucu terk edir. Ve bu hadis delildir ki hatta peygamberlikten evvel de yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verilmekten evvel de cahillik döneminde İnsanlar Kureyş kabilesi oruç tuturdular ve bugün onlar için meşhur bir günüydü ve onlar hemin günü oruç tuturdular ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hemçinin o günü oruç tuturdu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretten evvel hemçinin hemin günü oruç tutmakta devam edir lakin insanlara emretmirdi. Ve ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra insanlara bu günü emredir. Ve Ramazan ferz olmamıştan evvel Aşura gününü oruç tuturdular. Kurtubi rahimehullah buyurur ki Ayşe radıyallahu anh'ın bu hadisi delildir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hemşinin Kureyşliler peygamberlik döneminden evvel bu orucu tuturdular ve olabilsin onların bu emeli etmesinde onların söykendikleri yer İbrahim ve İsmail aleyhisselamın şeriatidir. Aleyhisselamın şeriatine göredir ki onların şeriatinden olarak onlara kalmıştır. Çünkü onlar özlerini onlara nispet edirdiler. Ve bütün birçok ehkamlarda hacde ve bazı ehkamlarda özlerini İbrahim ve İsmail aleyhisselama nispet edirdiler. Aşura günün oruç tutmağın hükmü. Aşura günü Hicretin ilk döneminde Medine'ye təzə hicret olunan vaxtı Aşura günü oruç tutmaq əmr olunmuşdu, vacib idi.
Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemin günü oruç tutmağı emretmiştir. Nece ki Seleme İbnil Ekva radiyallahu anh'ın hadisinde gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eslem kabilesinden olan bir kişiye emredir ki insanları çağırsın, insanlara eylan etsin ki اَنَّ مَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيَسُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَسُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَ Kim eğer bugün nese yiyipse gününün kalan vaktini oruç tutsun. Ve kim hiç ne yemeyipse bugünü oruç tutsun. Çünkü bugün Aşura günüdür. Ve sonra Ramazan ayı hicretin ikinci ilinde Ramazan ayı farz olanda artık Aşura gününün farz olması farz hükmüne solur ve müstehab olarak kalır. Ve وَلَمْ يَقَعُ الْأَمْرُ بِصَوْمِ عَاشُرَى اِلَّا ف۪ي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ Yani Aşura gününün emrolunması yalnız bir il olur. O da hicretin birinci ili. Ve hicretin ikinci ilinde ise artık Ramazan ayı farz olduğuna göre Aşura gününün orucu farzlikten düşür, müstehab olur. Hicretin 10. ilinde ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen ile gider. Aşura gününü tek oruç tutur ve 10. ilinde ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki eğer gelen ile kalsam ben 9'u da tutacağım. Yani Aşura günü Muharrem ayının 10'udur ve der ki ben Tasu'ani de yani 9'u da gelen ile kalsam 9'u da tutacağım. Yani kitap ehline muhalif olarak. Çünkü kitap ehli yalnız onu tuturdu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara muhalif olarak hemşinin 9'u da tutacağını bildirir ki gelen ile kalsam ayın 9'u da oruç tutacağım. Aşura günü oruç tutmanın fazileti. Birincisi Aşura günü oruç tutmak bir il geçmiş günahların bağışlanmasına sebeptir. Sahih Müslim'de gelen hadiste Ebu Katade el-Ensari radıyallahu anh rivayet eder ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Arafa gününün orucu hakkında soruşuldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir il geçmiş ve bir il gelecek günahların bağışlanmasına sebeptir. Ve sonra Aşura günün oruç tutulması hakkında soruşuldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir il geçmiş günahların bağışlanmasına sebeptir. Ondan sonra faziletlerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemin günün faziletini aktarırdı. Hemin günün faziletli olmasını bildirirdi ve hemin günü aktarırdı. İbn Abbas radıyallahu anhümeden Aşura gününün fazileti hakkında soruşuldu ve İbn Abbas radıyallahu anhüme dedi ki: "Ma alimtu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sama yawman yatlubu fadlahu alel ayyam illa hada'l yawm ve la shahran illa hada'ş şehr yani Ramazan." Dedi ki ben günler içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin faziletini aktararak tuttuğu gün olarak bu günden başka bir günü görmedim. Yani Aşura günü ve aylar içerisinde de Ramazan ayından başka bir ay görmedim. Yani daha çok onlara üstünlük verirdi. Ondan sonra bu günün faziletini bildiren şeylerden bugün oruç tutmak Allah'ın danıştırmış olduğu peygamberi Musa aleyhisselam'ı özüne örnek götürmektir. Allah'ın ona bahşetmiş olduğu nimete şükür olarak. Belə ki Allahu Teala müminleri xilas etmiş ve kafirleri ise helak etmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necə ki yukarıda qeyd etdiyimiz hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikdə Yahudilerin bu günü oruç tuttuğunu görür ve bu barədə soruşanda onlar deyirlər ki bugün güzel bir gündür, salih bir gündür. Həmin gündə Allahu Teala Musa aleyhisselam'ı İsrail Bəni İsrail'i düşmənlərindən xilas etmişdir və Musa aleyhisselam həmin günü oruç tutmuşdur və bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki mən Musa üçün sizdən daha haqlıyam və həmin günü oruç tutur və oruç tutmağı əmr edir. Ondan sonra bu günün fəzilətini bildirən şeylərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri həmin günü oruç tuturdular, hətta uşaqlarına həmin günü oruç tuttururdular. Buxari və Müslimdə Rabi radiyallahu anhədən gələn hədisdə buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aşura'nın akşama yakın vakti ensarların oldukları kentlere Medine'nin etrafında ensarların oldukları kentlere elçi gönderir ve onlara bildirir ki men kana asbaha saimen felyutimma savmahu kim oruç olarak bugün oruç olupsa bugün oruç tutupsa o orucunu tamamlasın ve kim oruç tutmayıpsa kalan gününü orucunu tamamlasın yani kalan gününü oruç tutsun. Ve biz de bundan sonra
hətta uşaqlarımıza oruç tuttururduq. Və məscidə gedirdik və onlara yundan oyuncaqlar düzəldirdik və onlar yemək üçün ağlayanda onlara həmin oyuncaqları verirdik ta iftara qədər onunla həmin oyuncaqlarla başlarını qarışdırsınlar deyə. Və yuxarıda qeyd olunan hədislərdə məlum oldu ki, Aşura günü ilə bərabər Təsuha günü də, yəni əvvəlki günü, Məhərrəm ayının 9-u onu ilə bərabər oruç tutmağın müstəhəb olması, belə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrətin 10-cu ilində deyir ki, əgər gələn ilə qalsam, 9-u da oruç tutacam, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin ilə qalmır, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu sözü həmin günün də müstəhəb olmasını, onu ilə bərabər həmin günü də oruç tutmağın müstəhəb olmasını bildirir.